أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Evet. İyiliği emir kötülüklerden nehi konusundaki hadis-i şerifin fıkhi meseleleri veya bize öğrettiği incelikler neler? Yedinci maddede kalmıştık. El-emru ve nehyü. Emir ve nehi. El-emru ve nehyü. Emir ve nehi. Kim için? Limen alime, bilen kimse için. Ev galebe ale zanni, ya da zanne galip geliyor. Ne ademu kabulihi. İyiliği emrettiği, kötülüklerden vazgeçirdiği insanın kabul etmeyeceği zannı galibiyle tahmin edilirse veya kabul etmeyeceğini kişi biliyorsa, ya ben bunları emredeceğim ama benim dediğimi kabul etmez. Nehyedeceğim ama vazgeçmez. Öyleyse bunu yapacak mı, yapmayacak mı? Yani ben buna emri bil maruf nehyanil münker yaparsam ne marufu yapacak ne münkerden vazgeçecek. O zaman yapacak mı, yapmayacak mı, işte o konu. Zehebel ulema'u, alimler şu görüşe sahip oldular. İlel kavli, şu hükme, bi vücubil emri ve nehyi, emri bil maruf nehyanil münkerin farz olduğuna. Kim için? Limen alime, bilen için. Bu görevi yapması farzdır. Neyi biliyor? Ennehu la yukbelu minhu. Kendisinden bu emri bil maruf nehyanil münkerin kabul edilmeyeceğini bilen kimse için yine de bunu yapacak. Vazifesini yapacak. İster kabul etsinler, ister etmesinler. O vazifesini yapacak. Kabul edilmeyeceğini bilen kimse için emri bil maruf nehyanil münker yapmak yine vaciptir. Niçin? Liyekûne fî hâdâ, bu konuda olması için mazeraten bir özür. Lil müslimi, Müslüman için. Öyle Müslüman ki el amiri, maruf emri de Müslüman için. Öyle Müslüman ki ennahi, kötülükleri nehyeden, kötülüklerden nehyeden Müslüman için bir mazeret olsun. İndilahiye vardığı zaman yani peygamberler biliyordu kendilerinin kabul edilmeyeceğini. Hiçbir zaman görevden istinkaf ettiler mi? Ya ne yapalım, bunlar sözlerimizi kabul etmiyorlar. Hatta peygamberleri öldürüyorlar, peygamberlere eziyet ediyorlar. Hiç bu vazifeden geri durdular mı? Yok. İster kabul etsinler, ister etmesinler. Allah'ın izninde biz söyledik, biz vazifemizi yaptık demeleri için efendim bunu yapacaklar. وَلَيَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْهُ, bir de o müminden, iyiliği emreden, kötülükten vazgeçiren müminden arzu edilen şey, istenen şey, هُوَ الْاِنْكَارُ, kötülüğü reddetmesidir. لَلْقَبُولُ, ötekinin kabulü değil. لَلْقَبُولُ, muhatabın kabulü değil. Muhatap kabul etsin, etmesin. Orada bir kötülük yapılıyor. Sen onu engellersen sen vazifeni yapmış olursun. Senden istenen onu engellemek istemem. Onu bir şekilde kötülüklerden uzaklaştırmam. Uzaklaştırmak istemem. Kabul etmedi. O zaman sen vazifeni yaptın. O vebal altında. Kema sarraha bihin nebeviyyü rahimehullahu teala fi kelamihis sabiki. İmam-ı Nebevi'nin yukarıda geçen kelamında açıkladığı gibi. Leennallaha teala yakul. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor. Fezekkir innemâ ente müzekkir. Peygamber bize hitap. Sen hatırlat. Ancak sen hatırlatıcısın. İnnemâ ente müzekkiru. Müzekkiru değil mi? Müzekkirun müzekkirun mu? İnnemâ ente müzekkirun. O çünkü niye şeyi kabul etmez mi ki? Elbette kabul eder canım. Müzekkirun. Tenmini tabi. Fezekkir innema ente müzekkirun. Yani gayri musarif değil o. Müzekkirun. Sen ancak hatırlatıcısın. Müzekkir. Ve yekûlü, yine Cenab-ı Hak buyuruyor. İn aleyke illel belâh. Oradaki in nafiye. Sana gerekmez illel belâh, ancak tebliğ gerekir. Tebliğ. Tebliğden başka bir görevin yoktur. Şura 48. Ve yekûl, yine Cenab-ı Hak buyuruyor.
ve zekkir fe inne zikra tenfaul müminin. Sen öğüt ver. Zira öğüt ancak müminlere fayda verir, inananlara. İnanmayana fayda vermez. Başka bir ayette de burada geçmedi. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Efenadribu ankumu zikra safhan en kuntum kavmen musrifin. Siz kendinize yazık eden, israf eden, zulmeden bir toplum olduğumuz için sizden zikrimizi geri mi çevireceğiz? Nasihatimizi geri mi çevireceğiz? Cenab-ı Hak peygamberler gönderiyor. Cenab-ı Hak kitaplar gönderiyor. İnsanlar kabul etmeyeceğini bildiği halde onlar görevlerini yapıyorlar. Onlar da kendilerine göre görevlerini yapıyorlar elbette ki. Öyleyse karşıdaki muhatap kabul etsin etmesin, eğer malına, canına, nefsine, nesline bir zarar gelmeyecekse emri bil maruf nehyanil münker yapmak vaciptir. Buradaki vacip farz manasına. Ehli için tabii ki bu. Bunu yapacak olan insanlar da ehil olacak. Ve huve, işte bu nedir? Ma kasadahu Ebu Sa'idin radiyallahu anh. Ebu Sa'id el-Hudri'nin kastettiği budur işte. Hine kale dediği zaman. Yukarıda bir konu geçmişti daha. Mervan ne yapmıştı? Hutbeyi. Cuma namazından. Namaz, cuma değil, bayram, bayram. Bayramdan ne yapmıştı? Sonra okumuştu. Şey, önce okumuştu. Önce okumuştu. Önce okumuştu. Hutbeyi ön almıştı. O zaman bir zat hemen dedi ki, ne yapıyorsun? Es-salatu kabla hutbe. Namaz hutbeden önce dedi. O da ne dedi? Hâde hunâlike. O orada o zamandı. Peygamberin zamanındaydı. Şimdi ben böyle yapacağım. Ebu Said de El-Hudri elinden tutmuş. Ya demiş önce namaz, sonra hutbe. Ondan sonra elini bir çekmiş o da. Sonra Ebu Said El-Hudri sözlü olarak bunu yapma işte bak. Önce namazı kıldır, sonra hutbe oku dediği için diyor ki hâdâ emmâ hâdâ, amma bu kimse fakat kadâ mâ aleyhi, kendi üzerindeki vazifesini, borcunu demiş oldu. Çünkü o yanlış yapana karşı, Mervan o zaman şeydi, Medine'nin emiriydi. Ona karşı vazifesini yaptı. Uyardı onu. Bak, o kabul etmedi. Onun kabul etmemesi, onun uyarmamasını ya da kabul etmeyeceği zannının galip gelmesi onu uyarmayacağı anlamına gelmez. Ve lekad ahbarallahu ta'ala, Cenab-ı Hak Teala haber verdi. Kimden? Anillezine enkeru, şu kimselerden ki enkeru, inkar ettiler. İnkar ne demek? Reddettiler, hoş görmediler. Neyi hoş görmediler? Kimi inkar ettiler, kimi yaptıklarını? Alel mutedin. Mutedin, haddi hududu aşanlar için. Haddi hududu aşan kimseler. Evet. Fissebti. Cumartesi yasağında. Yahudiler için cumartesi balık avlamak neydi? Yasaktı. Şimdi onlar birkaç gruptu, İsrailoğulları. Bir kısmı bunu yapıyor. Bir kısmı bunu yasaklıyor. Bir kısmı ses çıkarmıyor. Ne bize lazım diyor. Bir kısmı da diyor ki yahu Allah'ın helak edeceği kimseleri siz niye uyarıyorsunuz? Böyle kısımlar ayrılmışlar. İşte burada cumartesi gününde sınırları aşan kimseleri kabul etmeyenler hakkında Cenab-ı Hak onlardan haber verdi. Fakat alimu, onlar biliyorlardı onların yanlışlarını söyleyenler. Ennehu la faydete min vazihim. Onlara nasihatlarının bir faydasının olmayacağını. Vel inkari aleyhim. Onların kötülüklerini, inkarın onlara bir fayda vermeyeceğini, reddin bir fayda vermeyeceğini, kötülüğe kötülük demenin fayda vermeyeceğini bildikleri halde yine onları uyardılar. Kâle Teâlâ, Cenab-ı Hak buyurdu. Ve iz kâlet ümmetüm minhüm. Bu izden önce ne var? Ne gizli? Tefsirlerden. Özkur. Hatırla. Vezkur. Çünkü bu iz hine manasını, zarf. Yani bir topluluğun dediği zamanı hatırlayıver Habibim. Minhüm, İsrailoğullarından. Ne demişler? Lime ta'izûne kavmenillâhu mühliküm. Siz Allah'ın kendilerini helak edeceği kavme niye nasihat ediyorsunuz? Ev muazzibuhum azaben şedîde. Ya da kendilerine acıklı bir azap ile azap edeceğini bildiğiniz kimselere niye nasihat ediyorsunuz? Kâlû, onlar da dediler ki
maziraten ila rabbikum. Rabbinize özür beyan etmek için. Yani Rabbimizin huzuruna vardığımız zaman Allah bize dediğinde niye bunları engellemediniz dediklerinde ya Rabbi biz engellemek istedik ama onlar kabul etmediler. Maziretini beyan etmek için biz bunu yapıyoruz. Yoksa biliyoruz ki bunlar helak olacaklar. Biliyoruz ki bunlar kabul etmeyecekler. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Bir de umulur ki belki sakınırlar. Sakınmaları ümidiyle. Araf 164. Peki burada ne demiş? İçlerinden bir topluluk Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz? Bunu kim söylüyor? İsrailoğullarından bir grup. Evet dedi. Yani neme lazımcılar bunlar ha? Ne yapacaksınız? Siz onları yasaklıyorsunuz. Onlara yapmayın diyorsunuz. Zaten onları Allah helak edecek. Allah onları azap edecek. O zaman Allah'ın helak edeceği, azap edeceği kimselere niye hasret ediyorsunuz? Bugün de öyle değil mi? Ne ya onlar zaten onlar yoldan çıkmışlar. Neye nasihat ediyorsunuz? Bırakın onları kendi haline. Diyenler var. Neme lazımcılar. Yahudi zihniyeti. Bak Yahudi zihniyeti bu ha. Bu Yahudi zihniyeti. Yahudiler bunu söylemişler. Öğüt verenler dediler ki Rabbinize mazeret beyan edelim diye bir de sakınırlar ümidiyle öğüt veriyoruz. İşte bu. Bunun için biz öğüt veriyoruz diyorlar. Öyleyse karşıdaki muhataplar ister kabul etsin, ister etmesin. Ne olacak? Yine emri bil maruf nehyanil münker yapanlar bizzat vazifesini yapacaklar. Ve fî dâlike bu meselede vardır. Raddün sarihun açık bir red, reddiye var. Kime? Alâ ulâikellezîne o kimselere ki yecbunûne korkuyorlar, korkanlara açık bir reddiye var. Neden korkuyorlar? Anil emri bil marufi iyiliği emirden, iyilikle emirden ve nehyanil müker kötülükten vazgeçirmeden korkanlara açık bir reddiye var. Ve yuridune istiyorlar en yasuddu gayrahum. Başkalarını da engellemek istiyorlar. Anil kıyami bi vacibihi. Görevlerini yerine getirmelerini engellemek istiyorlar. Kendileri yapmadıkları gibi. Bak dikkat edin. Bu ayet-i kerimeden ne anlıyoruz? Bu ayet-i kerime şunlara reddiyedir. Kime? Bir, gerçekten iyiliği, emir, kötülükten, nehiden korkan insanlara reddiye. Bir de bu görevi yapmak isteyenleri alıkoymak isteyenlere bir reddiyedir. Neymiş o reddiye? Feyekulune. Tabi işte bu veid galet ümmetü minin bunun reddiyesi. Onlar diyorlar La tet'ab nefseke La tüt'ib nefseke Et'abe yut'ibüden Kendini yorma Strese girme La tüt'ib nefseke Et'abe yut'ibüden İt'ab Yorma Ve da'il umura işleri bırak sen La faydete minel kelam Konuşmanın faydası yok Konuşmada fayda yok Şimdi görüyor musunuz ne diyorlar böyle Yani bunları kim söylüyor? Bir grup var masiyet işleyen. Bir grup var dönebilirler düşüncesiyle nasihat eden. Bir grupta var ne diyorlar onlar? Ya bunlarla uğraşmayın. Allah bunları zaten helak edecek. Allah bunları azap edecek. Allah'ın helak edeceği, azap edeceği insanlara ne uğraşıyorsunuz? İşte bunlara reddiye. وَرُبَّمَا اِحْتَجُّ خَاطِئِينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى Cenab-ı Hakk'ın şu kavlini yanlış anlayarak da delil getiriyorlar çoğu zaman. Ve rubbema çoğu kez ihtecu delil getiriyorlar. Hatiin, hata edici oldukları halde. Neyle? Bir kavli-i teala. Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celil'e delil getiriyorlar. Bu neymiş? İnneke la tehdi men ahbebte. Sen arzu ettiğini hidayete ulaştıramazsın. Velakinnallah yehdi men yeşe. Allah dilediğini hidayete ulaştırır. Öyleyse Allah'ın hidayete ulaştırmadığını sen mi hidayete ulaştıracaksın? Bırak kendi haline. Bu ayeti delil getirirler. Halbuki bu ayet onun delili değil. Şimdi söyleyecek. Bu ayet kimin hakkında indiğini. وَيَغِيبُ عَنْ زَهْنِهِمْ Ama zihinlerinden, beyinlerinden uzaklaşıyor. اَنَّهَا Efendim bu ayet nezelet indi fî şe'ni Ebi Talib'in. Ebu Talib hakkında indiğinden zihinleri uzak. Zihinlerinden bu
mesele uzak oluyor. Yani halbuki bu ayet kim hakkında dedi? Ebu Talib hakkında. İnneke la tehdi men ahbebte velakinnallah yehdi men yeşâ. Peygamberim çok arzu ediyordu Ebu Talib'in Müslüman olmasını. Son halinde bile bir kelime-i tevhid söyle de işte sana delil getireyim Müslüman olduğunla ilgili. Ama Şia mesela Ebu Talib'in Müslüman olarak öldüğünü iddia ediyorlar. Şia grubu. Hazreti Ebu Talib. Keşke Müslüman olsaydı. Biz de istiyoruz ama olmamış. Peki ellezi öyle Ebu Talib ki ellezi öyle Ebu Talib ki ma zâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabit oldu, devam etti. Yed'uhu onu çağırmaya iler İslam, İslam'a. Ve yemruhu ona emrediyordu bil maruf iyilikle. Ve yenhâhu onu nehyediyor anil münkeri kötülüklerden. Hatta lefazel enfâsel ahirete. Ta son nefeslerini verinceye kadar. Lafz atmak aslında. Son nefeslerini atıncaya kadar ne demek? Son nefeslerini verinceye kadar. Ve hu alâ şirkihi. O da şirk üzerinde olduğu halde. Yani müşrik olarak son nefeslerini verinceye kadar Peygamber aleyhissalatü vesselam ona İslam'a davet ediyor, iyiliği emrediyor, kötülükten de nehyediyor. Ama kabul etmedi. Öyle bir insan ha. Allah Allah. Fenezeletil ayetü bu ayet indi. İnneke la tehdi men ahbebte ve lakinnallah yehdi men yeşâ ayeti indi. Ne oldu halde? Tuvasi. Teselli eder olduğu halde. Tuvasi. Tuvasi'nin manası ne? Teselli eder olduğu halde. Kimi? Ennebiye sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Üzülmüş demek. Tabii çok üzülmüş. Hatta bazı rivayetler var. Mesela diyor ki bazı kimselerin iman etmemesine çok üzülüyorum. İşte İmru'l Kays gibi bir şairin. İmru'l Kays. Nuşirevan. Bu İran'da Nuşirevan çok kendine göre adilmiş. Evet. Çok cömert insan. Kendi sistemine göre adil bir insan. Onu Müslüman Nuşirevan'ı adil deniyor ona. Çok üzülüyorum diyor. Ebu Talib'in Müslüman olmadığına üzülüyorum diyor. Bir de başka Hatem. Adi bin Hatem. Çok cömertmiş. Hatem-i Ta'i. Hatem-i Ta'i. Çok cömertmiş. Onun diyor Müslüman olmadığına üzülüyorum diyor. Yani çok İyilikleri var ama imanları yok. İyilikleri var, imanları yok. Allah Allah. Ya bir rivayet bu tabii. Bu zayıf bir rivayet ama rivayet. Yani bu şey yapılıyor. Kaydedilmiş. Elbette Peygamberimiz Ebu Talib'in Müslüman olmasını ister ya. Kol kanat germiş. Yani 10 sene peygamberliği döneminde, ondan önceki döneminde Peygamberimizi korumuş. Özellikle peygamberliği döneminde. Niçin peygamberimizi teselli ediyor bu ayet? Li huznihi. Peygamberimiz üzüldüğü için. Ala ammihi. Amcasına. Ellezi öyle amca ki. Dafa'a anhu ve nasarahu. Peygamberden savunmalarda bulundu. Ondan zararları def etti. Dafa'a. Savunmalarda bulundu. Ve nasarahu. Ona yardım etti. Mübeyyineten lehu. Mübeyyineten lehu ya da mübeyyineten lehu efendim bu ayet peygambere açıklayıcı olduğu halde. Neyi? Enneki ennehu la yestadî'u en yec'alel hidaye fî kalbi men ehabbe. Yani hiçbir peygamber ya da hiçbir kimse kadir olamaz en yec'alel hidayete. Hidayeti kılmayı fî kalbi men ehabbe. Sevdiğinin kalbine koymaya, kılmaya muktedir değil. La enneha tenhâhu anil emri ve nehyi. Yoksa efendim bu ayet yani iyiliği emir kötülükten nehyetmeyecek anlamına değil. La inmedi bu ayet. Enneha bu ayet tenhâhu. La enneha tenhâhu nehyetmeyecek anil emri ve nehyi. İyiliği emir kötülükten nehyetmeyecek anlamına değil. Ya yani kişi ne kadar seviyorsa sevsin sevdiği insanın kalbine kendi efendim istediği hidayeti koyamaz. Ancak Allah onu hidayete yönlendirirse sözü tesir eder. Ve keyif nasıl koyabilir? Vallahu Teala ve keyif nasıl peygamber efendim onu yönlendirmez? Vallahu Teala yakul halbuki Cenab-ı Hak buyuruyor.
ve inneke le tehdi ila sıradı müstakim. Habibim kesinlikle sen doğru yola iletirsin. Bak, doğru yola iletirsin de doğru yola iletilmeyi isteyenleri iletirsin. Kur'an da hadidir, peygamberimiz de hadidir. Ama kabiliyeti olanlara, kabiliyeti olmayanlara ne peygamber ne de efendim Kur'an hidayet vesilesi değil. Ve yekûl lehu, yine Cenab-ı Hak ona buyuruyor peygamberine. Fasta bimâ tü'mer. Ve ardanil müşrikîn. Ayetin devamı. Yani başını çatlatırcasına da olsa, başını ağrıtırcasına da olsa, alnını çatlatırcasına da olsa sana emredileni beyan et. Fasta, beyin manasına. Beyan et. Evet. Bu da bu şekilde. 8. Kavlül hakkı dune havfin ev rahbetin. Hak söz konuşmak korkmadan, çekinmeden ve hiçbir şeyden gözünü kırpmadan hakkı söylemek. Dune havfin ev rahbetin. Rahbe efendim havf, korku manası. Korkmadan, çekinmeden hak sözü söylemek. Alel müslimi, Müslümana gerekir en ye'mura bil maruf, iyiliği emretmesi ve yenha anil münker, kötülüklerden vazgeçilmesi. Dune en yeltefite, hiç yönelmeksizin. İlâ şe'ni men ye'muruhu ev yenhâhu. İyiliği emrettiği, kötülüklerden nehyettiği kimsenin haline hiç bakmaksızın, iltifat etmeksizin efendim iyiliği emredecek, kötülükten vazgeçilecek. O iyiliği emrettiği, kötülükten vazgeçirdiği kimsenin hangi haline bak, iltifat etmeden, yönelmeden, min mansıbin, makamına, mansıbına, ev cahin ya da izzetine, şerefine, haline, şanına, ev ginen ya da zenginliğine bakmaksızın. İyiliği emrettiği, kötülükten vazgeçirdiği insanın mansıbına, cah, makam, mensup, mevki, adamın konumu, cah, mansıp diyor, deniliyor ya işte. Evet. Makam mevkine ve zenginliğine bakmaksızın emredecek. Ve dûnen yeltefite, amir, iltifat etmeksizin ilâ levmin nâs. Bir de insanların kınamasına hiç aldırış etmeden. Ya ve abethihim, onların kendisiyle eğlenmesine hiç iltifat etmeden. Ve tahzilihim, tahzil, yardımsız bırakmasına. İnsanların kendine destek olmamasına hiç iltifat etmeden, başını çevirmeden, insanların kınamasına hiç iltifat etmeksizin kimsenin makamından, mevkinden korumadan hak hakikati söyler. Nerede? Ve dûne en ye'behe, bir de hiç önemsemeden, bimâ kad yenâluhu, kendisine ulaşacak olandan, min eden maddiyin ev maneviyin, maddi veya manevi eziyetlerin kendisine ulaşacağına hiç aldırış etmeden. Dune en ye'behe. Ebihe ye'behu. Ebihe yani önemsedi demek. Önem verdi. Ye'behu önem veriyor. Dune en ye'behe ne demek? Hiç önem vermeksizin, önemsemeksizin. Bima kad yenâluhu. Bazen kendisine ulaşacaklara. Min eden maddiyin. Maddi eziyetlerden. Ev maneviyin ya da manevi eziyetlerden. Kendi başına geleceklerden de hiç onlara aldırış etmeden hakkı hakikati söyler. Yakdiru ala tahammülihi. Öyle eziyetler ki yakdiru kadir oluyor ala tahammülihi, onları taşımaya. Ve yedhulü fî taqatihi, ve kendi taqatına giren yani gücü ölçüsünde olan maddi manevi eziyetlere tahammül etme imkanı varsa, gücü nispetinde ise bunlara hiç aldırış etmeden. Alâ en yestâmilel hikmete fî zâlik. Ne üzerine kadir oluyor? Alâ tahammülihi ve yedhulle ve yedhule fî tâgatihi. Ve yedhulü fî tâgatihi. Alâ en yestâmilel hikmete fî zâlik. Bu konuda matkı, hikmeti kullanarak. Efendim? En yukarıyı mı atletmemiz lazım hocam? Yukarıdaki en ye'behe ve yedhule fî tâgati. Evet. Alâ en yestâmile hikmete fî zâlik. Hikmeti kullanacak ama burada. Hikmeti kullanacak ne demek? Emri bil maruf yapan insan hikmeti kullanacak. Hikmet. Hikmetli sözlerle çağıracak. Şimdi onu izah edecek. Hikmeti kullanacak. Ve yuhatibe, hitap edecek küllen herkese
bima yunasibuhu, herkese uygun şeylerle. Yani her atın sürülmesi farklıdır. Yani adamına göre, şekline göre, efendim durumuna göre, konumuna göre. Sen şimdi bir caddedeki bir insana yaptığın emri bil marufu, makam mevki sahibi olan insana aynı tavırla yapamazsın, aynı tarzda yapamazsın. Yani ona münasip olan şekliyle ona yapacaksın, ötekine münasip olan şekliyle ona yapacaksın. Tamam mı? Mesela Habib-i Neccar, İsa Aleyhisselam'ın gönderdiği elçilerin yalanlandığını duyunca ve ca'e min aksal medineti racülün yes'a gâle ya kavmi tebi'un mürselin. Ya kavmi tebi'un mürselin. Koşarak geliyor. Diyor ki, ey benim kavmim, onların da ileri gelenlerindenmiş. Sözü dinlenen insanlardan. Bu elçilere uyun, bu elçilere uyun. Bu elçilere uyun. Hem de sizden hiç ücret istemeyen. Ve mâ liye lâ a'budüllezî fadarani ve ileyhi turcaûn. Bana ne oluyor ki beni yaratan Rabbime kulluk yapmayayım, yapmıyorum. Halbuki siz ona döndürüleceksiniz, tariz yoluyla. Direkt demiyor, siz niye Allah'ın bu kadar nimetleri var, yani Allah'a kulluk yapmıyorsunuz dese kızdıracak onları. Yine de kızdılar da gavurlar. Yine de şehit ettiler, müşrikler. Ondan sonra ne yaptılar? Dediler ki, bak diyor ki bana ne oluyor ki beni yaratan, üzerimde sayısız nimetler olan Allah'a kulluk yapmıyorum. Halbuki siz ona döndürüleceksiniz. O zaman sizden bir ücret istemeyen, size bir külfet getirmeyen insanlara niye uymuyorsunuz? Uyun ama kendisi de, o zaman zaten anladılar ki sizden Müslüman oldun. Müslüman olduğunu anladılar. Ondan sonra şehit ettiler ama çok zor şartlar altında böyle. Çok acayip. Ve şehit edilirken de gülümsüyormuş böyle. Gülümsüyor aynı Firavun'un eşi Hazreti Asiye'nin efendim şehit edilirken gülümsediği gibi, demişler bu aklını kaçırdı. Halbuki diyor ki şehitler efendim şehadete yürürken cennetteki makamlarını görürler. Veyahut da o eziyetler altında gerçek ruhu efendim kabzedilir ama onlar öyle gülümser. Çünkü onlar diyor eziyet duymazlar. Eziyet duymazlar o cennetteki makamlarını gördükleri için. Onun için diyor ya leyte kavmi ya'lemune bima gafara li rabbi ve ce'aleni minel mukramin. Keşke benim kavmim benim ikrama uğrayanlardan kıldığını, beni bağışladığını bilselerdi. Bunu yapmazlardı. Ama bilmediler, bilmezler, anlamazlar. İşte burada ne diyor? Yani kişilere münasip şekilde hitap edecek. Peygamberler bu metodu iyi bilen insanlar. Emri bil maruf yapanlar bu metodu bilecekler. Ve yu'ti verir külle mevkifin her yere ney ma yulaimuhu ona uygun olan şeyi. Her yere yani derler li kulli meydanın rical ve li kulli makamin makal. Her meydanın bir eri var, erleri var. Her makamın da makali var sözü. Her yerde her söz konuşulmaz. Ya da her yerde konuşulduğu gibi konuşulmaz. Kişilere göre, meydanlara göre, makamlara göre farklı farklı. Ve yu'ti kulle mevkifin ma yulaimuhu. Ma yulaimuhu demek, ma yunasibuhu demek. Mülaemet, münasebet. Ahrecet Tirmizi ve İbn-i Mace, Tirmizi ve İbn-i Mace tahric etti. Şimdi şuradaki hikmet dedi ya, gençler o hikmeti biraz üzerinde duralım. Belki aşağıda gelecek de. Şimdi üd'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene. وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِهِ اَحْسَنْ ve devamı var. Nahl suresinin son sayfasında. Habibim Rabbin yoluna hikmetle çağır. Hikmet ne biliyor musunuz? El hikme bir manada el kitabı ve sünnet. Kitap ve sünnetle. Yani senin dökümanın kitap ve sünnet olsun. İkinci mana el hikme el ilmi ma'al amel. İlim amel. Yani dava ehlinin asıl hazırlığı, sermayesi, ilim, amel. Sadece ilim yetmiyor. Amel. İhlas, samimiyet ve güzel söz. Bak, Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam, Firavun'a gönderiyor Cenab-ı Hak. Ne buyuruyor? فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا Ona yumuşak söz söyleyin. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى Ola ki öğüt alır, korkar da bu küfründen, beyinsizliğinden vazgeçer. Geçti mi? Geçmedi. Ne zamana kadar?
ta boğulacağı ana kadar. Artık su dalgaları kendini kavladığı zaman da قَالَ اَمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا الَّذ۪ي اَمَنَتْ بِهِ بَنُوا اِسْرَائِيلِ وَاَنَ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Ben de Müslümanlardanım dedi ama Allah diyor ki el ane şimdi mi beyinsiz? Fakat asayte kablu bundan önce sen isyan ettin, ben sizin tanrınızım dedim. Bu altımızdan akan ırmaklar benim dedim, Mısır'ın mülkü benim dedim. Ben Müslümanları küçümsedim o zamanın Müslümanlarını. Şimdi mi? El ane fakat asayte kablu ve kün teminel müfsidin. Sen müfsitlerden olmuştun. Teröristlerden olmuştun, anarşistlerden olmuştun. Şimdi mi? Başımlara geldiği zaman mı imar ettin? Geçerli değil. Evet. Peki devam ediyoruz. İmam-ı Tirmizi İbn-i Mace tahric etti min hadithi Ebi Sa'idin radıyallahu anh anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evet. Ebu Sa'id el-Hudri'den o da peygamberimizden ennehu kâle fi hutbetin peygamber aleyhissalatü vesselam bir hutbesinde şöyle buyurdu. Ela müteyakkız olun, dikkat edin. La yemne'anne racülem kesinlikle bir adamı engellemesin. Heybetün nas, insanlardan korkması. Neden engellemesin? En yegûlel hakka, min en yegûlel hakka demektir orası. Orada bir min hasfedilmiş. Hakkı söylemekten insanlardan korkması engellemesin. İzâ alimehu, hakkı bildiği zaman. Hakkı hak olarak bildiği zaman hiçbir insanı İnsanlardan korkması, hakkı söylemekten alıkoymasın. Bizim Mustafa hocamız öyle derdi. Hakkı söylemekten alamam asla kendimi, taksalar da boynuma yağlı kendiri. Taksalar da boynuma yağlı kendiri, hakkı söylemekten asla alamam kendimi derdi. Böyle güzel bir söz. Öyle diyordu. Hakkı söylemiş işte. Seyyid Kutup gibi merhum, batılın karşısında hakkı haykırmış ama bunun da tabii bedelini canıyla ödemiş. Öyle değil mi? Canıyla ödemiş. Aslında o kazanmış. O kazanmış. Onun karşısındaki zalimler işte mesela Muhammed Mürsi canıyla ödedi davasını. Davasında sabit kaldı. Sabiti kadem oldu. Ama onu idam edenler ya da onu o hale uğraştıranlar, ulaşmasına sebep olanlar asıl zay edenler onlar. Zarar edenler onlar. Öteki kazandı yani. Öteki kazandı. Ya. Peki. Ve bekâ Ebu Said'in radiyallahu an. Ebu Said el-Hudri ağladı. Ve kâle dedi. Kad vallahi ra'eynâ eşyâe fehebnâ. Vallahi biz çok şeyler gördük ve korktuk. Hebnâ, korktuk. Hebnâ, hebnâ. Heybe var ya. Hebe. Evet. Hebna mı? Hibna mı? Hebe yehabu heybeten. Hebna, hebna. Evet. Hebe yehabu. Hebe yehabu, hebna. Khafe yehafe. Yoksa hibna mı? Hebe yehabu hocam. Hebe yehabu, hıf o zaman olur. Hebe yehabu. Khafe yehafe. Khafeyi çeksek nasıl olur? Khafe, khafe, khafu. Khafet, khafete, hıfne. Hibna bu da, hibna. Nimne. Fehibna. Öyle değil mi? Aynen. Ya. Öyle olması lazım. Nimtü gibi yani. Evet. Nâme yanâme nimtü. Nâleyin. Nilte değil mi? Niltü. Nilne. Evet. O şekilde bakın oraya da. Hâbe yehâbe. Hibna, hibna. Hebna olma. Hebna olursaydı ve hebe yehâbiden hibe ettik olur. Hibna olursa biz korktuk. Fehibna. Ve ahrecehu l-imamu Ahmedu, İmam Ahmed bu hadisi tahric etti ve zâde fihi ve ona da şu sözleri ziyade etti. Demek ki başka bir rivayette bu da varmış. Fe innehu çünkü la yakrubu min la yukarribu min eceli. La yukarribu desek daha güzel olur. Böyle hakkı söylemek eceli yaklaştırmaz ve la yuba'idu min rızkın rızıkta ne yapmaz? Rızıktan da uzaklaştırmaz. Evet, efendim dolayısıyla ne olur? Hakkı söyleyecek. Evet. وَلَا يُقَرِّبُ وَلَا يُبَاعِدُ اَنْ يُقَالَ بِحَقِّنْ Hakkı söylemekten dolayı ne rızıktan uzaklaştırılır? وَلَا يُبَاعِدُ desek daha güzel olur, meçhul.
ev yüzkara bi hakkın ev yüzkara bi azimin. En yukale bi hakkın ev yüzkara bi azimin. Yüz kere desek daha güzel olur. Büyük bir şeyin zikredilmesinden ya da hakkın söylenmesinden dolayı ne rızıktan uzaklaştırılır kişi ne de eceli yaklaştırılır. Fe innehu la yukarribu min ecelin. Hakkı söylemek yaklaştırma. Yukarribu okursak la yukarribu ve la yubaid okursak. Evet. Bunlar hakkı söylediği zaman ne rızıktan uzaklaştırır ne ecelini yaklaştırır. Ve kezalike ahrece Ahmedu ve İbn-i Mace. Yine efendim İmam Ahmed ve İbn-i Mace tahric ettiler. Evet. Min hadise bi Sa'idin radiyallahu anh. Ebu Sa'id el-Hudri'nin naklettiği hadisten. Ali Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. O da peygamberimizden. Kale peygamberimiz buyurdu. La yahkir ehadukum nefsehu. Sizden hiçbiriniz kendi nefsini küçük görmesin. La yahkir. Hakara yahkiru. Öyle değil mi? Evet. Kalu ya Resulallah. Dediler ki ey Allah'ın Resulü. Keyfe yahkiru ehaduna nefsehu. Bizden birimiz nasıl nefsini hakir görebilir? Kale peygamberimiz buyurdu. Yera emrallahi aleyhi fihi mekalun. Yera görür. Emrallahi. Allah'ın emrini. Öyle Allah'ın emri ki aleyhi fihi mekalun. Aleyhi kendi üzerine lazım. Fihi o konuda mekalun. Yani Allah'ın emrine bakar görür. Allah'ın emri konusunda söz söylemesi gerektiğini anlar. Anlayan kimse efendim sümme la yekulu fihi sonrunu söylemezse kendi nefsine hakaret etmiş olur. Demek ki Allah'ın emrini görür. Ona inanır. Ve o konuda söz söylemesi gerektiği kendisine kendi mesuliyetinde olduğunu bildiği halde bunu söylemezse kendi nefsini aşağılamış olur. Hakaret etmiş olur. Fe yekulullahu lehu Allah ona diyecek. Mâ menâke en tegûle fî kezâ ve kezâ. Şu 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 meselelerde niye şöyle şöyle demedin dediğinde bunu söylemekten seni engelleyen ne dediğinde feyakulü diyecek haşitün nas insanlardan korktum diyecek. He? Evet. Feyakulullahu Teala Allahu Teala buyuracak. İyyaye kuntu ehakka en tahşa. İyyaye ancak benden kuntu ben oldum. İyyâye küntü. Ehakka daha layık. En tahşâ senin korkmana ben daha layık oldum. Ne? Tuhşâ dese bu korkma. En tuhşâ yok. En tahşâ. Senin korkmana ben daha çok layıktım. Niye benden korkmadığında? Fallahu ehakku en tahşâ. Tevbe suresinde. Fallahu Allah ehakku daha layıktır. En tahşâ ondan korkmana. Allah'tan niye ya da başka ayetlerde ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Fela tahşavun nase vahşavuni. İnsanlardan korkmayın. Ve la akhafu ma eşrektum. Ve la tekhafun enneküm eşrektum billahi. Ma lem yunezzil bi aleyküm sultana. Fe eyyül ferikeyni hakku bil emn in kunum talemun. Ben nasıl korkabilirim? Siz Allah'a ortak koşmaktan size bir delil göndermediği halde siz korkmuyorsunuz da. Ben nasıl korkarım? İbrahim Aleyhisselam'ın sözü. Yani siz batıl davadan batıl davayı ileri sürmekten korkmuyorsunuz da ben hak davayı söylemekten niye korkuyorum? Aleyhi fihi mekalun ne demekmiş bakın? Aleyhi fihi mekalun ey yeteveccebu aleyhi. Üzerine vacip oluyor. Fihi o konuda en yekule söylemesi kavlen bir söz. Liyugayyirahu o yanlışı değiştirmek için. Liyugayyirahu. Yani bir şeyi bir kötülüğü değiştirmek için üzerine söylemesi lazım gelen bir söz demek. Aleyhi fihi mekalun. Çok da farklı bir ifade ha. Kâlel ulemâ'u İslam alimleri şöyle buyurdular. Vel hadîthâni bu son iki hadis mahmûlâni yorumlanmışlardır. Yorumlanmıştırlar. Alâ en yekûnel mâni'u lehu minel inkâr. Efendim o kişiyi kötülüğü inkârına
mani olanın olması şartıyla. Ne olması? Efendim, mücerreden heybeti. Sadece sırf koruması. Dûnel havfil müskitilil inkâr. Yani inkârı düşüren korku değil bu. Ha? Mesela bir harama ya da yanlış demeyi düşüren korku var. Yani malına zarar gelecekse, canına zarar gelecekse, dünkü konuda da gördük daha. Yani inkarından daha şiddetli bir kötülük, fitneye sebep olacaksa, o zaman o bizzat harama ya da yalana, işte kötülüğe, kötülük demeyi düşüren sebepler. Onlar değil. Sadece insanlardan korkma, endişe sebebiyle terk etmesi kastediliyor. Ey ve huvellezî merra zikruhûn. Bu da zikri yukarıda geçen. Vellezî yuhşâ minhü şerrun ekber. Ve korkulan şey, kimse, daha büyük şerdir. Yani neden? Mesela eğer kötülüğü inkar ederse, reddederse, o mu daha büyük zarar? Ya da onu inkar ettiği zaman başına gelecek şeyler mi daha büyük zarar? Daha büyük zarar olanları düşünüyorsa, o zaman müdahaleyi bırakır yani. Ev eden, yahut da bir eziyetin geleceğinden korkuyorsa, öyle eziyet ki la yutîkuhu, güc yetiremeyeceği, fi nefsihi, şahsında, ev malihi, mal hakkında, efendim, takat getiremeyeceği bir eziyet. Mesela bugün Filistin'deki Müslümanların, adamlar göz göre göre çocuklarını gözlerinin önünde öldürüyorlar, evlerini yıkıyorlar, mallarına, canlarına zararlar. Burada şimdi hakikaten mücadelesini vermesi, yine de veriyorlar da, çok zor bir şey. Zor bir şey. Burada kalacağız. Emrul ümerai ve nehyü hüm. İdarecilere emir. İdarecileri nehi var mı yok mu? İdarecileri. İdarecileri uyarmak. O konuya geldik. İnşallah bayramdan sonra. Velhamdülillahi Rabbil alemin.